var ya sen. Sen naylon evladın önünde giderisin. Ulan hadi bir tanesini çaldırdın. Dördünü birden nasıl çaldırdın ha? Kedi olarak geldiler abi. Ben nereden bileyim? Sana açılıştan önce arabaları kiraya ver diyen oldu mu oğlum? Tamam be abi, sana da iyilik yaramıyor ya. Millet aşağıda arabalarının başında kurdele keseceğiz diye bekliyor. Biz ne diyeceğiz şimdi onlara? Arabalarınızı çaldırdık mı diyeceğiz? Kadir abi, arabalar nerede? Hangi arabalar? Kiralayın diye size verdiğimiz arabalar Kadir. Hangi arabalar olacak? Kiralayın diye verdiniz, biz de kiraya verdik. Nasıl ya? Daha dün verdik. Ne çabuk kiraladınız? Bu devirde hızlı olacaksın çaça. Barın arkasında durup cin tonik satmaya benzemez bu işler. Hadi canım, bizi çağırdınız buraya arabaların başında kurdele keseceğiz, şampanya patlatacağız diye. Bizi çağırırken belli değil miydi yani kiraladınız? Bir şey mi oldu arabama? Ne oldu söyleyin? Ne oldu kızıma, ne oldu bebeğime? Ya oğlum sakin ol, kiraladık diyoruz. Adamlar bindiler arabalara, gittiler. Allah Allah, gittiler. Aman abi, bunlarla iş yapılmaz. Ne kadar kıymetli arabanız var. Verelim arabalarını, gitsinler. Kopti bunlar ya. Kadir, nerede bizim arabalar? Kiraladık Sinan abi. Daha yeni verdik arabaları ya. Ne zaman kiraladınız? Bana bak, git bul şu arabaları. Yoksa canını okurum, bulmadan da sakın gelme, ben millet oyalarım. Hadi benim canım kardeşim. Hadi. Bana bak Kadir abi, bu yüz ifadeleri falan hiç hoş değil. Ne oldu? Arabama bir şey mi oldu Kadir abi? Çalındı mı yoksa arabalar? Ama yaptınız Sinan abi ya. Daha böyle ilk günden yok çalındı mı, yok binildi mi, yok bir şey oldu mu? Abi böyle kız gibi alacaksanız bırakalım bu işi, sizlerle iş yapılmaz ya. Vallahi güvenimizi sarsıyorsun Kadir. Böyle yaparsanız ben sizle çalışamam ama ya. Böyle de olmaz ki kardeşim. Arabanızı kiraladık diyoruz. Yani ben her 3 dakikada gelip size arabanızla ilgili rapor mu vereceğim ya? Ama bacanak. Aması maması yok bunun entel bacanak. Böyle yapacaksanız getireyim arabalarınızı, vereyim ya. Benim işim gücüm var. Ya böyle yapacağınızı bilseydim giderdim, bastırırdım parayı. Alırdım 0 kilometre arabayı. Ne kıymetli arabanız var ya. Yapmıyorum arkadaş. Yapmıyorum abicim. Yapmıyorum. Açılış maçılış yapmıyorum. Size kurdele murdele de yok. Kırdınız abi, hevesimi kırdınız. Bütün isteğimi yok ettiniz ya. Sinan abiyi ve Çaça'yı kandırmış olabilirsin Kadir. Ama beni kandıramazsın. Arabama ne oldu söyle. Var ya, bu memleketin ekonomisi işte bunun gibi enteller yüzünden bir adım bile ilerlemiyor. Bunlar insanın ayağına bağ alıyor. Ticareti ve sanayiyi engelliyor. Hadi bakalım. Madem arabalarımız kiralandı, göster belgeleri. Ya Kadir abi, göster şu belgeleri de rahatlasın şu adam ya. Evet ya, sanki çaldırdık arabanı. Çaldırma mendirme yok. Ne çaldırması? Çıldırtmayın beni. Çaldırmışmış. Yok, salak mıyız biz be? 4 tane arabaya sahip çıkamayacak mıyız yani? Göster hadi belgeleri. Ne belgesi ya? Araba kiraladığınız adamlara fatura kesmediniz mi? Belge doldurmadınız mı? Belge doldurmadık entel bacanak. Bu karşılıklı güvene dayalı bir şeydi, oto kiralama işiydi. Peki fatura? Fatura matura kesmedik kardeşim. Ya sen hem karışmasana benim fatura mafişime. Sen vergi memuru musun, maliye bakanı mısın? Görmek istiyorum. O kiralamayla ilgili ufak da olsa bir kanıt istiyorum. Allah Allah, sen de entel misin, dedektif misin? Karar ver Tankut abi. Ben sadece Kadir'le ortak olma gafletine düşen bir adamım. Teessüf ederim ama entel bacanak. Kırıcı oluyorsun, kalbimi kırıyorsun yani. Ne öyle gaflet maflet, biraz terbiyeni takın, doğru konuş. Ya göster bir kanıt da gitsin Kadir abi ya. Ne göstereyim ya, ne kanıtı ya? Araba kiralamanın kanıtı mı olur? Cinayet mi işledik de kanıt arıyorsunuz kardeşim? Çok pis kullandılar ha. Arabalar bulunmazsa yandım ben. Vallahi yandım. Ya Kadir abi, arabalar ne oldu? Evet patron, ne oldu? Biz senin bu ifadeni çok iyi biliyoruz Kadir abi. Kesin bir terslik oldu değil mi? O yüzden aşağıda değil arabalar.
Bana bakın. Bir de siz başlamayın şebelekler. Fena yaparım ha. İtiraf et de rahatla patron. Ne oldu arabalar? Çalındılar. Evet. Semih arabaları çaldırmış. 3-4 tane adam gelmiş. Biz demiş araba kiralamak istiyoruz. Ama önce bir binebilir miyiz, deneyebilir miyiz demişler. Bizim saftirik Semih de buna izin vermiş. Adamlar da bir daha geri dönmemişler. Dönmemişler tabii. Niye dönsünler? Lan laylon evlat be. Yaktı çıramızı. Ben şimdi insanlara ne diyeceğim ya? İtiraf et de rahatla patron. Ne be? İtiraf et de rahatla patron. İtiraf et de rahatla patron. Nereden öğrendin bunu? Ben itiraf.com muyum? Vallahi bence itiraf mı itiraf etme Kadir abi. Daha çok gençsin. Size moral olacaksa bir şey söyleyeyim mi baba? Söyle. Kadir bir kooperatife girmiş. Yakında sizin de bizim de bir evimiz olacak. Aa, kooperatife mi girmiş? Bizim niye haberimiz yok? Önemli şeyleri önce bana söyler anne. Evimiz olacakmış ha? Öyle mi? Evet baba. Sadece araba kiralama işi yapmıyorlar yani. Bir kooperatif varmış, inşaat yarım kalmış. Onu mu devralmışlar ne? Evler yakında bitiyormuş ama. Sen de buna inandın ha? Niye inanmayayım ki baba? Ben de önce inanmıştım ama bir tek sana söylediği için şimdi inanmıyorum. Çünkü Kadir önemli şeyleri önce annesine söyler. Safsınız saf. İkiniz de safsınız. İçinizde bir uyanık benim, benim de çabam bir işe yaramıyor. Kadir. Hulya. Efendim rüyalarımın kadını. Efendim hayatımın ışığı. Bana evimiz olacağını söylemiştin. Ne zaman olacak? Ne zaman taşınıyoruz? Taşınmak mı? Şey hayatım, o işi biraz erteledim ben. 3-4 ayımızı alacak. Hulya. Alo? Hulya. Ne oluyor ya? Zaten bu hayat şartları hiç teker teker gelmez ki üstüme. Hepsi birden gelir abanır. Ben gidiyorum. Nereye Kadir abi? Eve. Gidip babama arabaları Semih'in çaldırdığını söyleyeceğim. Yeter ya. Her yükü ben mi çekeceğim? Her şeyi ben mi sırtımda taşıyacağım ya? Ya sana kızarsa? Bana ne kızacak be? Bana ne kızacak? Okumuş evladı batırdı mis gibi işimi. Okumuş evladı çaldırdı arabaları. Hem babam da öğrensin artık asıl beceriksizin kim olduğunu. Siz de öyle tembel tembel oturmayın. Polis arayın. Hırsızlığı haber verin. Tembel tenekeler. Bana bakın şebelekler. Hürmetler. Ya anahtarın yok mu senin? Var baba. Peki anahtarını niye açmıyorsun da zili çalıyorsun? Kestiriyoruz burada. Ben ne bileyim baba senin uyuduğunu. Bir gün olsun düşünceli davran ben. Ama nerede? Kadir Efendi annesini babasını düşünecek. Yemek yiyeceğiz birazdan. Hadi gel elini yüzünü yıka da hem sinirlerini de dağılır biraz. Hadi. Semih olsa anahtarla açar kapıyı. O düşünür, o okumuş çocuk. İçeride hasta olan mı var, içeride uyuyan mı var? Ama nerede? Arada dağlar kadar fark var be. Ben babana havlu vereyim. Ulan şimdi buna Semih arabaları çaldırdı desem kesin yine bana patlar. Al bunları masaya diz Kadir. Hulya, bu ne şiddet, bu ne celal? Bir kusur mu işledik, bir sürçülisan mı eyledik? Bir kusur olsa iyi. Kusurların koskoca metot defterinin bütün sayfalarını doldurdu Kadir. Ne metodu, ne haritası Hulya? Git, sonra konuşacağız seninle, yemekten sonra. Ne
Aa, daha bir şey yemedin kızım. Yedi anne. Aç bırakıyorsun bu çocuğu, aç. Hiç kusura bakma Semih. Seni ele vermek zorundayım. Façanı bozmak zorundayım. Tuzu ver. Tuzumu baba, vereyim baba. Al baba. Karabiberi değil, tuzu ver. Öyle mi? Pardon baba, al tuzu baba. Hiçbir şeyi doğru yapmaz ki zaten. Baba. Ne var? Sana bir şey söyleyeceğim baba. Yemek yiyoruz, görüyorsun. Ama Semih'le ilgili baba, Semih'le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim baba. Gene kardeşinin arkasına atıp tutacak mısın? Yok baba, ne atması, ne tutması. Ben ne zaman Semih hakkında attım tuttum ki? Gelsin soracağım ona araba işinde ne oldu. Bir terslik oldu değil mi? Aman Kudret, ne terslik olacak? Oldu ama anne, bir terslik oldu. Bak, dedim sana. Ne oldu? Şey oldu baba. Ah çocuğum, o okumuş pırıl pırıl çocuk da bu işlerde harcanıyor. Ne oldu? O okumuş pırıl pırıl çocuğunuz... Bana bak, kendi hatalarını kardeşin üzerine atma, fena yaparım sonra. Yok baba, yıkmam. Ulan kesin benden bilecek. Evet, neymiş, ne oldu gene? Yok bir şey baba. Kadir, sorun var dedin ya. Sorun mu var dedim, ben mi dedim, ne zaman dedim? Yokça, sorun, küçük bir sorun. Şey, baba, bugün araba kiraladığımız adamlar telefon ettiler. Dediler ki, Tankut'un araba birazcık sağa sola çek... sola doğru çekiyormuş. Onu road balance ayarına sokacaktık dedik da, ben onu söyleyeyim dediydim de. Aman canım bak, sorun yokmuş. Ya sen ne biliyorsun ha? Road balance ne demek, biliyor musun? Yok, ben balans ve manevrayı biliyorum. Gazetede okudum. Silinmiş. Çok espriksin anne. Sorun ne? Sorun ne? Sorun falan yok baba. Hiçbir sorun yok. İşler harika gidiyor. Sonunda bir işin ucundan tutmayı başardık. Artık sen de ayakkabıcıda çalışmayı bırak baba. Bırakamam efendim. Senin ipini de kuyuya inemem ben. Sen var ya sen, sen var ya, sen sahtekar adamın tekisin. Semih, sen layon evlatların hasısın. Sen beceriksizsin. Semih, sen yağcı yalaka bir adamsın. Neredesin lan? Ne demek ne oldu? Ne demek ne oldu? Asıl arabalara ne oldu? Neredesin oğlum sen? Neredesin Semih? İzmir'de mi? İzmir'de ne yapıyorsun sen? Arkadaşların yanında kafa dinliyorsun. Semih! Ben sana kafa dinlemeyi gösteririm. Semih, seni geberteceğim. Semih, hemen İstanbul'a geliyorsun. Hemen bu yaptığın şeyleri düzeltiyorsun. Semih, seni öldürürüm. Semih, bizi mahvettin. Çabuk dön Semih! Yüzüme kapattı. Gıcık oluyorum sana, gıcık! Aman ya, ne yapsam yaranamıyorum. O kadar iş yapıyorum, adam bir kere yüzüme gülmüyor. Bana gülmemeye yemin etmiş, suratsız adam. Geç otur Kadir. Oturayım hayatım. Sağ ol. Buraya, sen de bana bir kahve yapsana. Kahve mi? Evet, şekerli olsun. Bugün menüde Kadir'ciğim, acı kahve var. Acı kahve mi lan? Evet. İstersen şu ev meselesiyle başlayalım. İzah ettiğim gibi 2-3 ay daha bekleyeceğiz Hulya, sonra evimize taşınacağız. Ev falan yok değil mi Kadir? Var Hulya. Yok Kadir. Var Hulya. Yok Kadir. Yok Hulya. Niye bana durmadan yalan söylüyorsun Kadir? Teessüf ederim Hulya, aşk olsun. Aşk maşk olmaz. Böyle yalancı bir adamla aşk olmaz. Ama kalbimi kırıyorsun Hulya. Kırılsın. Sen benim kalbimi kaç kere kırmışsın sayayım mı? Neler neler vaat edip yapmamışsın sayayım mı? Sayma Hulya, sayma. Sayacağım. Bir, Nişantaşı'nda bir ev. İki, kırmızı bir araba. Senin de ehliyetin bile yok Hulya. Üç, Paris'te bir tatil. Dört, Paris'te olmasa bile bir tatil. Sevgilim geçen sene Şili'ye pikniğe gittiydik diye. Beş, deri manto. Altı, haftada bir baş başa yemek.
erken geleceğini söz vermene rağmen defalarca geç geldin. İçki içmeyeceğim dediğin halde bardağı hiç bırakmadın elinden. Kızımızla ilgileneceğim, onu gezdireceğim, onunla vakit geçireceğim dedim. Hiçbir zaman yapmadın. Veli toplantılarına gideceğim dedin, gitmedin. Gösterilene bile gelmedin kızının. Yıllardır ne tiyatroya gittik ne de sinemaya gittik Kadir. Aylardır dışarıda yemek yemiyoruz. Sen bunların hepsini yapacağını söyleyip yapmamış adamsın Kadir. Peki sen nasıl bilgisayar alacaksın ki dede? Senin paran var mı? Dedelerin her zaman parası vardır. O zaman niye işe gidiyorsun dede? Vakit geçsin diye yavrum. Sıkılıyorum evde oturmaktan. Yok dedeciğim, ben bir şey istemiyorum. Sen paranla babaannemi gezdir. Hepimiz dışarı çıkıyoruz, bir tek o çıkmıyor. Gezdiririm yavrum, gezdiririm. Hem sen bana bilgisayar alırsan babam bozulur. O bana alacaktı zaten, söz verdi. Tamam kızım, tamam. Deden almaz, baban alır. Tamam mı dede? Tamam kızım, tamam. Hadi ben yatıyorum dede, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler babaanne. İyi geceler benim güzel kızım. İşi nasıl bırakırım bari? İşi nasıl bırakırım? İyi geceler güzel kızım. İyi geceler, iyi uykular benim şan fıstığım. Anne, okula başlamadan önce bana kitap okuyordun ya. Evet canım. Yine okusana, canım istedi. Tamam, sen yat, ben geliyorum Ceren, hadi. Tamam. Evet, nerede kalmıştık? Tamam Hurya, okuma artık, yeter, yeter. Neden böylesin Kadir? Niye hiç gayret etmiyorsun? Niye her şeyi şanssızlığını açıklıyorsun? Gayret etmezsen şansın olur mu? Ediyorum Hulya, ediyorum ama yetmiyor. Ben tekrar işe başlayacağım Kadir. Bu listedekilerin hepsini teker teker kendim gerçekleştireceğim. Belki 30 yılımı alır ama yapacağım. Ben babandan saptırık lafını duyacak kadın değilim Kadir. Bu iş konusunu daha önce konuşmuştuk Hulya. Hani sen... O bana ev yalanını söylemeden önceydi Kadir. En iyisi Ceren'e ben kitap okuyayım. Polisten haber yok. Semih Efendi'den haber yok. Gitti heriflerin arabaları. Ben mahvoldum. Ben mahvoldum. Günaydın Kadir abi. Günaydın. Bunlar ne? Hayırdır? Arabalarımız hakkında tatmin edici bir cevap istiyoruz Kadir'ciğim. Vallahi ben yapabileceğim açıklamaları yaptım. Eğer siz tatmin olmadıysanız orasını bilemeyeceğim. Bize arabalarımızı kiralayanların adresini verebilir misin bacanak? Veremem, şirket sırrı. Fatura ve belge de gösteremiyormuşsun. Gösterttiremem, maliye sırrı. Peki kendilerini arayıp bizimle görüştürebiliyor musun Kadir abi? Görüştürtüremem. Niye? Yoksa öyle birileri yok mu Kadir? Siz beni başka bir şeyle mi itham ediyorsunuz ha? Evet. Hadi görüştür bakalım bizi şu adamlarla. Adamlar iş adamı. Hem siz ne görüşeceksiniz? Sonra görüştürttüreyim ben sizi. Şimdi. Ulan kimle görüştüreceğim şimdi ben bunları? Alo. Ahmet Bey. Ahmet Bey mi? Kadir abi, sen misin?
Hani size kiraladığımız şu 4 araba vardı ya Ahmet Bey. Bir Fransız, bir Amerikan, bir Jeep, bir de 124. Ne diyorsun Kadir abi? Yoksa bulundu mu arabalar? O arabalarla ilgili sizinle görüşmek isteyen arkadaşlar var da... ...o arabaları kiraladığınızı, ödemeyi de yaptığınızı... Gerisini ben tamamlarım Kadir abi. Alo, kardeşim siz bu Hallederiz Ayşe'den araba kiraladınız mı? Kim o ya? Bizim Çaça galiba. Barana mı merak etmiş? Ver bakayım bana. Dur ulan mevzu başka. Alo, Çaça. Ya merak etme Barana. Bıraktığın gibi duruyor. Öreki de bir arırsan var ya, kırılırız ha. Tahmin edin ne oldu? Ne oldu? Telefondaki Rafi'ydi. Hatlar karışmıştır. Evet Kadir, bir açıklama bekliyoruz. Kiralama falan olmadı değil mi? Oldu Sinan abi, neden olmasın yani? Dün senin yüzünden karımla kavga ettim bacanak. Ben de. Ben en iyisi gideyim de sizin arabaları getireyim. Nereye? Bırakın beni! Bırakın ya! Bırakın ya! Bırakın ya!